Hello. Merhaba. Bugün farklı bir açılış yapalım istedik. Yaptık. Biraz sonra klasik incelememize geçeceğiz ama biz bu aralar maraton yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden sizi de bu sürece dahil edelim istedik. Yüzüklerin Efendisi'nin dizisi gelecek biliyorsunuz. Bir sürü de olaylar oldu. Bunları konuşacağız ama. Ama önce ben diyorum ki yani yıllar oldu biliyorsunuz ve filmi hatırlamıyorum arkadaşlar. Üzerine 1 milyon tane şey izledik. O yüzden bu videonun çıkması için bu maratonun yapılması gerekiyordu. Şimdi sizinle bu maratonu yapacağız. Sonra da biraz sonra zaten o klasik incelememize geçeceğiz. O yüzden bakın şimdi size ne göstereceğim. Her videoda yere otururum bilirsiniz ki. Yere oturmazsam o video değildir. İçeride niye yapmadık bunu bilmiyorum. Ama bu oda keyifli. Evet. Etkinlik odası. Bugün nereden izleyeceğiz biliyor musunuz? Blue TV Raffles'la birlikte Aç Bir Film Dalgana Bak listesi yapmışlar. Ve burada çok güzel film ve diziler var. Çoğunu izledim zaten. Şimdi bizim izleyeceğimiz Lord of the Rings. Evet. Çünkü bu videolar kolay çıkmıyor arkadaşlar. Özellikle eski bir yapım yeniden geliyorsa biz baştan sona izliyoruz onu. Çünkü unutmuş oluyoruz. Ama burada çok güzel yapımlar da var. Ay Tonya güzel bir filmdi mesela. Hani yeri gelmişken hemen hızlıca bahsedeyim. Friends var ya, daha ne olsun. Mad Max var, Before Sunrise var. Euphoria var, Euphoria izlemek evet. istiyorduk ya. Bir türlü izlemedik. Yüzüklerin Efendisi'ni bir şöyle bir inceleyelim. Şimdi ne olacak falan bunları bir görelim. Ondan sonra da Euphoria izleyeceğim. Siz devamına bakın. O zaman hadi başlayalım. Biz yerimize geçelim. Ondan sonra da klasik incelememize geçebiliriz bence. Bence böyle güzel oldu. Spoiler! En sevdiğin cips. En sevdiğim cips bakın. Tam bir film eşlikçisi. Evet, senin bir haftada bir koliyi bitirdiğini bilirim. Ben şahidim. Sen de içinden tırtıklamasaydın tam bir koliyi bitirmiş olabilirdim ama. Filmimiz Yüzük Kardeşliği. Mesela ben filmin yanına eşlikçimi alıp film dizi bitmeden önce eşlikçimi bitirenlerdenim. Siz öyle misin? Sen öyle misin? Ama sen çok sabırsız yiyorsun. Ben sabırsız bir insanım. Sabırsız bir insansın. Katılıyorum. Ne biçim patladı. Çoğu şeyi unutmuşum ben biliyor musun? Yani şey gibi sanki aralara yeni sahneler çekiyorlar bir daha yayınlıyorlar gibi. Dinlemedim. Bak biz Anıl'la birbirimize şunları veriyoruz. Katlanmıştır değil mi? Ben katlanmış severim. Ya filme hiç eskimiyor. Atmosferi çok güzel ya. Yüzük Kardeşliği'nde kimler var hatırlıyor musun peki? Hepsinin ismini. Tek tek sayacak mıyım? Say. Frodo, Sam. Frodo ile başlaması da. Frodo. Beni duyabiliyor musun? Çok şükür. Sam, Merry, Pippin, Gandalf, Legolas, Aragorn. Faramir mi Boromir mi? İkisi de. Kimi unuttun? Gimli. Söylediğim gibi düşündüm galiba. Senin de bir şey bildiğin yok. Ya Gandalf'ın gidişi. Gitme. Yüzüklerin Efendisi'ne dokunmasalar mı ya? Böyle olduğu gibi çok güzel zaten. Bunları konuşalım bence. Hadi. O zaman klasik videomuza geçiş yapabiliriz. Sizi güzel sesimle baş başa bırakıyorum. Ama ben izliyorum. Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin ilk filmi olan Yüzük Kardeşi vizyona gireli 21 sene oluyor ve hepimiz bir gün bu seriyi yeniden ele alacaklarını çok iyi biliyorduk. Çünkü son yıllarda geçmişe dönüp yeniden uyarlamadıkları kaç yapım kaldı ki? Güç Yüzükleri adlı yeni diziyi Eylül ayında izleyeceğiz ama bu dizi tam olarak ne anlatacak veya film serisinden neyi anlatmayacak her şeyi konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi serisinin yazarı Tolkien'in özenle inşa ettiği orta dünya evreni, tarihiyle, haritacılığıyla, krallıklarıyla, ırkları, dilleri ve mitolojisiyle bugün hala gerçek bir tarih gibi araştırabileceğiniz bir evren. Peter Jackson'ın 2000'li yılların başında çektiği sinema işlemesinin üzerinden uzun zaman geçtiği için sadece sinema izleyicisi olan çoğu kişi Güç Yüzüklerinin hikayesine çok hakim değil, biliyorum. Ama dizide aslında ilk filmin girişinde anlatılan hikayeyi detaylıca izleyeceğiz diyebilirim. Began with the forging of the Great Ring. Three were given to the elves, wisest and fairest of all beings. Güç Yüzükleri adlı yeni dizi bize Frodo'nun 1001 çileyle 3 film boyunca taşıdığı tek yüzüğün ve diğer 19 yüzüğün orijin hikayesini anlatmış olacak. Yani hikaye Orta Dünya'nın ikinci çağında geçecek ve bildiğimiz hikayeden binlerce yıl öncesine gideceğiz. Krallıkların yükselişleri ve çöküşüne tanıklık ederken Sauron'un tüm dünyayı karanlığa boğma çabasına tanıklık edeceğiz. Elf diyarı ve bir ada
krallığı olan Numenor'un dizide önemli rol oynayacağını biliyoruz. Ama dizi boyunca haritada birçok yer açılacak. Çünkü dizinin asıl amacı güç yüzüklerinin ortaya çıkmasıyla nispeten daha huzurlu olan bir dünyanın nasıl kaosa ve savaşa sürüklendiğini anlatması. Bu sefer izleyeceğimiz karakterler veya olaylar direkt Tolkien'in yazdığı detaylı bir hikayeden alınmayacağı için ne kadar başarılı bir yapım olacak emin değilim. Ama Yüzüklerin Efendisi gerçekte kimmiş ve güç yüzüklerinin ortaya çıktığı o günlerde neler yaşanmış diye zamanda yolculuk yapmak güzel bir fikir tabii ki. Diziden birkaç karakter de paylaşıldı ve özellikle de genç Galadriel'in hikayesinin tam merkezde olacağını da anlamış olduk. Ama bu dizi hakkında biraz tedirginim. Aslında bu dizi Game of Thrones'a rakip olması için tasarlanmıştı ve bu bile pek de gönül verilmiş bir iş olmadığını gösteriyor. Ama bir yandan da çok iyi bir yapım olmasını istiyorum. Çünkü bu kanalda Game of Thrones'un her bölümünü incelediğimiz, tepki videoları çektiğimiz o heyecanlı günleri de çok özledim. Yıllardır Yüzüklerin Efendisi üçlemesini arka arkaya izlemek gibi bir hevesim vardı zaten. Çünkü üzerinden çok uzun zaman geçti ve açıkçası çoğu şeyi de unuttum tabii ki. Tarihi ve çağları daha önce tekrar tekrar açıp hatırladığım oldu ama dediğim gibi filmleri arka arkaya izlemeden video yapmam doğru olmazdı. O yüzden bu videodan önce Anıl'la birlikte kendimizi yeniden moda sokmak için nihayet bir film partisi yaptık. Size de tavsiye ediyorum. Mesela Galadriel'i aşırı izleyeceğiz yakında. Gençliğini izleyeceğiz. Çünkü 1000 kere izledik, hala şaşırabiliyoruz. Evet ya, ben bu abimizi hatırlamıyorum. Kusura bakmasın kimse. Nasıl yani? Korkunç, onu hatırlamıyordum onu. Ne olacak şimdi? Bizi ne bekliyor ya? Vallahi bizi bir dizi bekliyor ama. Seriyi tekrar izlemek ağır bir yolculuktu tabii ki ama 3 filmi arka arkaya koyunca bu kadar tatmin edici olan çok az yapım vardır. Evet, o filmlerde kitaplara göre çok büyük eksiklikler var ama o filmlerin başarısı odaklandığı hikayeyi iyi kurgulamak, kitaptan atması gereken yerleri atmak ve duygulara, atmosfere yoğunlaşıp bizi o dünyaya çekebilmekti. Game of Thrones'da kitaplardan uyarlanırken dizi olduğu halde birçok şeyi çıkarmak zorunda kalmıştı ama elindeki materyali çok iyi kullanabilmişti. Yani en azından ilk 6 sezon öyleydi diyebilirim. Ama bu dizide takip edecekleri belli bir kitap yok. Onun yerine yeni karakterleri ekleyerek risk alacaklar ve şimdiden sözde iyi niyetlerle yerleştirilen ırk çeşitliliği hikaye olduğu halinden başka bir şekle çevireceklerine dair tartışmalar başlattı bile. Tabii bunlar bizi ilgilendirmiyor. Bizi hikaye ilgilendiriyor. O yüzden hazır önceki filmleri de anmışken ve hazır güç yüzüklerinden bahsediyorken izninizle unutanlar için veya filmlere hakim olmayanlar için biraz güç yüzüklerinin temelinden bahsetmek isterim. Neden bu yüzük bu kadar önemliler? Öncelikle tek yüzüğün sahibi Sauron'u ve onun arkasında bıraktığı tek gözü zaten filmlerden biliyorsunuz. Ama Sauron bir zamanlar zamanın başlangıcından bu yana var olan karanlıkların efendisi Melkor'un bir hizmetkarıydı. Ama efendisi Melkor'un düşüşünden sonra o da ortadan kayboldu ve Orta Dünya'nın ikinci çağının ortalarında Sauron Annatar ismini kullanarak elflerle yakınlık kurmaya başlamıştı. Ve bu şekilde 300 yıl boyunca demirci elflerle birlikte vakit geçirdi. Ve nihayetinde elflerle birlikte güç yüzüklerini yapmayı başardılar. İlk 3 yüzük elflerde kaldı ve ardından dövülen 16 yüzük 7'si cücelere verildi. 9 güç yüzüğü de insanlara teslim edilmişti. Bu sırada Sauron hüküm dağına gitti ve diğer 19 yüzüğü kendisine bağlayabilecek tek yüzüğü yaptı. Bu tek yüzükle diğer 19 yüzüğü takanları kontrol edebilecek, onları kendisine bağlayacaktı. Ama elfler bunu fark etti ve 3 yüzüğü de çıkardılar. Cüceler ise yapıları gereği büyüye dayanıklıydılar ve etkilenmediler. Ama insanlara verilen 9 yüzük de başarılı olmuştu ve Isildur Sauron'un tek yüzüğünü yok etmedi biliyorsunuz. Ve çağlar sonra tekrar bulunan bu tek yüzüğü yok etme görevi Frodo adlı masum bir hobbite kaldı. Bize de Orta Dünya'da sürekli yollarda geçen harika bir film serisi kaldı. Sinema filmleriyle elfleri, orkları, entleri ve hobbitleri iyi tanıyoruz tabii. Ama sadece Yüzüklerin Efendisi kitabı bile bu dünyayı tamamen tanımak için yetmez. Çünkü Tolkien'in sonradan derlenen eserleri ve notları da hep bu tarihi ışık tutmaya devam etti. Biz bu seriyi 2000'li yıllarda tanıdık ve kitap satışları da o dönem patladı tabii. Ama aslında Yüzüklerin Efendisi İngiltere'de zaten çok popülerdi ve Amerika'da da okullarda okutulan bir eser olduğunu biz bilmiyorduk. Why do you call him Gandalf? Gandalf the Wizard. Hello, didn't you read Lord of the Rings in high school? Sizce Yüzüklerin Efendisi dizisi nasıl olacak? Veya olmalı mı? Veya bu dizi sizi heyecanlandırıyor mu? Düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Her zamanki gibi yorumları okuyacağımı biliyorsunuz. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video da burada bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.
3 hours later. Yeah.